iktidar ve muhalefet seçmeninin aynı anda partisini cezalandırma duygusu taşıdığı ilk yerel seçim. Oy verip iktidara getirdiği fakat uygulamalarından memnun olmadığı partisini yerel seçimde cezalandırmak seçmenlerin sık sık başvurduğu sevdiği bir oyun. Anlamak kolay. Partisinden şikayetçi olan fakat merkezi iktidar kaybından da korkan seçmenler yerel seçimi fırsat sayıyor uyarı için ağır ekonomik sıkıntıların iktidar seçmenini Mart'ta bir kez daha bu oyuna sevk edeceği açık. Fakat bu seçimi ilginç kılan ilk kez muhalefet seçmeninin de oyuna dahil olma arzusu. Şurası kesin. Bu seçimde iktidar ve muhalefet seçmenlerinden oluşacak cezalandırıcılar kararsızlardan çok olacak. Kamuoyu araştırmacılarının cezalandırıcıları ayrı bir başlık altında ölçmesi makul bir fikir gibi görünüyor güçlü mantıki önermelere dayanan hükümler toplumsal hafızaya bir kez yerleşip ezber haline geldikten sonra onların zayıf, eksik yanlarını görebilmek kolay olmuyor. Merkezi iktidarı elinde bulunduran, dolayısıyla kaynak dağıtma imtiyazına sahip partilerin ya da koalisyonların yerel seçime avantajlı olarak gireceği kabulü böyle bir ezber hüküm. Yanlış değil fakat yerel seçimlerde oy verme tercihlerini etkileyen ve bazen iktidar partisinin bu avantajını geri plana iten başka etmenleri hesaba katmadığı için eksik. Bu etmenlerin en başında da iktidara oy veren seçmenlerin iktidar uygulamalarından memnun olmaması halinde partisini cezalandırma eğilimine girmesi geliyor. Türkiye'deki seçim tarihi bu arzunun kuvveden fiile geçmesinin tarihi olarak da okunabilir. Birkaç örneği kronolojik olarak hatırlayalım. 1989 yerel seçimleri ve ANAP, Turgut Özal'ın Anavatan Partisi 1983 seçimlerinde 12 Eylül darbecilerinin işaretinin tersine oyların %45'ini alarak tek başına iktidara geldi. ANAP bir yıl sonraki yerel seçimlerde de başarılıydı çünkü iktidar performansı belirgin bir memnuniyetsizliğe yol açmamıştı. Nitekim belediye başkanlığı seçimlerindeki oyu %43 büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerindeki oyu ise %50 oldu. Bu sonuçlarla İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 57 ilde yerel iktidarlar ANAP'a geçti. Muhalefet sadece 10 belediye başkanlığı kazanabildi. ANAP 4 yıl sonra 1987 yapılan seçimlerde oyları 1983'e göre düşse de yine tek başına iktidar olmayı başardı. Fakat ondan 2 yıl sonraki 1989 yerel seçimlerde oyların ancak %22'sini alarak ve sadece 3 ilde Malatya, Bitlis, Hakkari belediye başkanlığını kazanarak büyük bir hezimete uğradı. 1994 yerel seçimleri ve Sosyal Demokrat Halkçı Parti Doğru Yol Partisi koalisyonu ANAP 1991 genel seçimlerinde birinciliği Doğru Yol Partisi'ne kaptırdı. Doğru Yol Partisi seçimlerden üçüncü büyük parti olarak çıkan Sosyal Demokrat Halkçı Parti ile birlikte koalisyon kurdu. Fakat başlangıçtaki büyük umutlar karşılık bulmadı ve koalisyona oy veren seçmenler cezayı 1994 yerel seçimlerinde kesti. 1991'deki genel seçimlerde toplam oyu %48 olan Doğru Yol Partisi, Sosyal Demokrat Halkçı Parti koalisyonu yerel seçimlerde %35'e düştü. Buna karşılık toplam oyların %19'unu alan Refah Partisi İstanbul ve Ankara dahil çok sayıda belediye başkanlığı kazandı. 2009 yerel seçimleri ve AK Parti. AK Parti 2002'de %34 oy oranıyla tek başına iktidar oldu. 2 yıl sonra yapılan yerel seçimlerde oyunu %42'ye yükseltti. Bir iktidar partisinin yerel seçimde genel seçimde aldığı oyun üzerine 8 puan daha eklemesi pek görülen bir şey değildi. Bu ona oy veren seçmenlerin iktidarın performansından memnun olduğunun bir işaretiydi. 2007 genel seçimlerinde %47'ye çıkan AK Parti'nin 2009 yerel seçimlerinde daha da yükseleceği tahminleri yapılıyordu. Fakat herkesi şaşırtan bir sonuç çıktı ortaya. %38 AK Parti'nin oyunu Metropol %52, Konda %48 ölçmüştü. Bu sonuçta asıl etken 2008'deki dünya kriziydi. Süleyman Demirel Üniversitesi'nden Hakan Kiriş ve Hüseyin Gül seçimlerin ardından kaleme aldıkları uzun makalelerinde 2008 krizinin 2009 yerel seçimleri üzerindeki etkisini şöyle anlatmıştı. Krizi ciddiye almamak ve etkin çözümler üretmemek ekonomik krizi Türkiye'ye teğet geçecek diyerek küçümsedi. Zamanında alınmayan önlemler krizin etkisinin Türkiye'de daha ağır hissedilmesine neden oldu. ABD ve ABD hükümetler işsizliği önlemek ve istihdamı artırmak için ekonomik mali paketler açıklarken Erdoğan tam tersine krizin etkisinde kalan iş adamlarını beceriksizlikle kredi kartıyla geçinmeye çalışanları da dürüst olmamakla suçladı. Krizin etkilerinin hissedilmeye başladığı bir dönemde binlerce kişiye istihdam sağlayan dev kuruluşlarla kavga edilirken artan işsizlik oranları gözden kaçırıldı. Başbakanın ekonomiyi ihmal ettiği görüntüsü yarattı ve seçmen iktidarı uyarma ihtiyacını duydu. Bunlara 2019 uyarısını da eklemek lazım tabii. Fakat o zaten herkesin hafızasında taze olduğu için ayrıntılara girmiyorum. Muhalefet bu büyük avantajı kuvveden fiile çıkaramayacak. Mart ayında yapılacak 2024 yerel seçimleri görülmemiş hayat pahalılığı nedeniyle iktidar partisine oy verenlerin partilerini cezalandırma arzusunun çok arttığı bir seçim olacak. İzahtan vareste bir durum. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu geçtiğimiz günlerde Halk TV'de katıldığı bir programda bir kamuoyu şirketinin yaptırdığı araştırmada son seçimde AK Parti'ye oy verenlerin yüzde %30'unun pişman olduğu sonucunun çıktığını söyledi. Ben de araştırma sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmayan güvenilir bir şirketin Erdoğan'ın görev onayında 8 puanlık bir düşüş saptadığını biliyorum. Davutoğlu sözünü ettiğim programda iktidar partisi seçmenlerinin Yerel seçimde partilerini cezalandırma sporuna atıf yaparak muhalefetin yerel seçimlerde başarılı olacağını öne sürdü. Tam olarak şöyle dedi: "Ben iktidarın yerel seçimlere büyük avantajla gireceği kanaatinde değilim. Neden biliyor musunuz? Türkiye'de yanlış bir kanaat var. Merkezi hükümeti elinde tutan yerel seçimlere daha iddialı girer." Türkiye'deki seçim sonuçlarına baktığımız zaman bir başka sonuç daha var benim gördüğüm. O da şu. Genel seçimlerde iktidarı cezalandırmaktan korkan istikrarsızlık, terör vesaire. Yerel seçimlerde merkezi iktidar etkilenmeyeceği için iktidarı cezalandırma cihetine gidiyor. Davutoğlu haklı. Fakat bunun muhalefet lehine bir avantaj oluşturması için muhalefet seçmeninin de aynısını yapmaması gerekir. Ne var ki öyle olmayacak zaten bu seçimi ilginç kılan ilk kez muhalefet seçmeninin de oyuna dahil olma arzusu. Şurası kesin bu seçimde iktidar ve muhalefet seçmenlerinden oluşacak cezalandırıcılar kararsızlardan çok olacak. Mart'a doğru kamuoyu araştırmacılarının cezalandırıcıları ayrı bir başlık altında ölçmesi makul bir fikir gibi görünüyor.